Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sıla dizisi hakkında bilgilerde ve yorumlarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sıla dizisi yayınlandığı 2006 ve 2008 tarihlerinde ATV'de yayınlanmış ve oldukça çok izlenmiş bir dizidir. Ratinglerde başarı elde etmiştir. Başrollerinde Cansu Döre ve Mehmet Akif Alakurt vardır. Dizi ilk çıktığı zamanlarda çok popüler olmuştur. Dizi müziği Sezen Aksu ve diziye aynı adı taşıyan Sıla Gencoğlu'na aittir. Sıla adlı besteyi de kendisi seslendirmiştir. 3 sezondan oluşan dizi 79. bölümüyle final yapmıştır. Dizi senaryosunun çalıntı olduğu 2013 yılında Yargıtay tarafından onanmıştır. Yapımcı firma yazar Dursali'ye Şahan'a tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Konusu ise Mezopotamya'nın bereketli toprakları, hiçbir penceresi birbirine bakmayan yüksek avlulu evleri, daracık sokakları olan topraklarda kanun tanımaz töreye karşı gelen bir aşkı anlatmaktadır. Kalbinde hep hasret büyütmek zorunda kalan bir kızla töreleri ve kalbi arasında kalan Bora'nın tutkulu bir aşk hikayesidir. Yazgısı onu 3 yaşındayken özünden, ailesinden koparıp İstanbul'a sürükler. Kökleri doğuda, batı dünyasına ait Sıla bir yalanla büyür. Sıla başka bir dünyaya kök salmaya çalışırken o farkında değildir ki o topraklar kızların kaderini başkaları yazar. Sıla'nın hiç duymadığı berdel kelimesi hayatının tüm seyrini değiştirir. Hiç tanımadığı abisinin canını kurtarmak için hiç görmediği aşiret reisi Boran'la zorla evlendirilir. Artık Sıla kocaman bir evde yıkılmaz kuralları olan bir töreye hapistir. Sıla her gün kaçış planları yapar ama farkında değildir ki asıl kaçmaya çalıştığı şey içinde yavaş yavaş büyüyen Boran'a duyduğu umarsız bir aşktır. Sıla dizisi katkıları ve insanların yaşamlarına kattıkları konulu bir sitedeki yazıyla düşünceler ve gelen bilgilerle yönetmeni sevgili Güloğuz'un gönderdiği yorum da eklenince daha önceden de belirtildiği gibi bu konuşmayı yapmak zorunda kaldık. Aslında bu blokta kendi Sıla dizisinin onlar için neler ifade ettiğini aktarmak istiyordum. Bir dizilerin anatomisi üzerinden giderek bu dizinin farklılığı ve dizilerin taşıdığı sorumluluklar üzerinden değinecek olursak, töre gerçeği ve bugünkü haliyle töre yaşamı nasıl etkiliyor olabilir? Bu sorular üzerinden dizilerin anatomik yapılarının ele alarak başlamayı tercih ettik. Böylece diğer dizileri de irdelemiş olacaktık. Bu diziyi diğerlerinden farklı kılan unsurlar sadece yönetmenlerinin bir okul yapması mı ya da töre konusunu işlemesi mi? Nedir bu diziyi farklı kılan? Bir okul yapmak ya da töreyi anlatmak elbette ki bu diziyi farklı kılan tek başına nedendir diyemeyiz. Ama bunca reytingleri fazla olan diziler arasında biri kalkıp ilkleri yapınca o diziye ister istemez ayrıcalık yükleniyor. Yani bir okul yapmak tek başına da dizinin farklı olmasına bir neden sağlıyor aslında. Gerçi Güloğuz önceki dizisi Silbaştan'dan sonra da yanılmıyorsam Diyarbakır'da Silbaştan olan bir kadın merkezi yapmıştı. Bu tür şeyler dizilerin gerçekten sorumluluğu mu ya da sorumluluğu olmalı mıdır diye bir soru hemen arkasından gelebilir tabii ki. Aslında buna tam bir cevabımız olamaz. Sadece vereceğim cevap benim kişisel düşüncelerimle sınırlı kalır. O da sizi ne kadar tatmin eder bilemiyorum. Yine de bu konudaki kişisel düşüncelerimi söyleyeceğim. Bana göre diziler eğer seyircilerinden reytingler sonucu önemli gelirler elde ediyorsa bunun da karşılığını vermelidir diye düşünüyorum. Gerçi Güloğuz bu mantık içerisinde yapmadı tüm bunları. Toplumsal konuları ele alarak işlediği için toplumsal sorumluluğuna da bireysel anlamda gerçekleştirdi.
Konak dizileri, ağ dizileri ki bu konuda Sıla ilk başladığı zaman bazı eleştirileri de beraberinde almıştı. Hatta Asmalı Konak dizisinin yerine mi geçecek gibi yorumlar da yapılmıştı. Evet, daha önce Asmalı Konak diye bir ağ dizisi vardı. İzleyicisi iyi bilir. Dizinin oynadığı saatlerde İstanbul'da trafik dururdu. İstanbul caddeleri boşalırdı. Dizi bitinceye kadar bu böyle devam etti. İstikrarını korudu. İlk Konak dizilerinden biriydi. Devamında benzerleri yapıldı. Aynı etki sağlanamamakla beraber benzerleri de oldu. Asmalı Konak ilk olmanın avantajını kullandı. Ama hayal ürünü bir diziydi. Reytinglerinin bu kadar yüksek olması ve kasıp kavurması insanların aşkı olan özleminden başka bir şey değildi aslında bakılırsa. Kirli aşkların işlendiği dizilerden sonra ağaların aşkları farklı olurmuş mesajlarıyla yüklenmiş bir diziyle izleyiciye kendini sevdirdi. Sıla'da bir ağ dizisi belki ama gerçek yaşamın içindeki önemli kesitleri veren ve hayal ürünü olmayan bir dizi. Yani bugün hala töre gerçeği ülkemizde yaşanmakta. Sıla dizisi bu gerçekleri bir şekilde vermeye çalışmaktadır. Kaldı ki tersi olsaydı eğer yöre halkı bu konuda tepkilerini hiç tereddütsüz dile getirirdi. Aynı Urfa'da çekimleri yapılan başka bir töre dizisinin setini basanlar gibi. Bir süre sonra hayal ürünü olan bu dizi ekranlardan bile kalkmıştı, hatırlayanlar vardır. Tabii Mardin halkı set basmazdı ama dizi ekibini bağrına da basmazdı şu an olduğu gibi. Yani halk doğru anlatılıyorsa gerçekleri tepkisini verdiği gibi sahiplenmesini de biliyor. Mesele anlatımı doğru yapabilmektedir. Sıla dizisi bu doğru anlatımlar yüzünden diğer töre dizilerinden daha öne çıktı. Bazı yerlerde dizide Berdel'le evlendirilen erkeğin yakışıklı, çok duyarlı ve benzeri bir ağa olması çok güzel. Kızımızın bu erkeğe aşık olması, törenin hafife alındığı Berdel'in ulvileştirildiği yakışıklı ağayı gördü. Berdel'i unuttu gibi eleştirileri de getirmişti bu dizi için. Ama bu eleştirilerde önemli bir gerçek de göz ardı edildi diye düşünüyorum. Bu bir sinema filmi olsaydı daha özgür çalışırdı. Ama ülkemizde ne kadar izleyicisi olurdu orası tartışılır. Çünkü bu tür konuları işleyen filmler ne yazık ki yurt dışında ses getiriyorlar. Bunun nedenlerini bir sonraki konuda anlatmaya çalışacağım. Zeynep Gülay Kibaroğlu'nun ve Merve İslam adlı kişilerin yorumları gibi. Sadece bu konuda şimdilik bu kadarını söyleyebiliriz. Neticede diziler devamlılık arz ettikleri için aşk işlenmek zorundadır. Belki ilk kaçış aşksız işlenseydi Berdel daha iyi anlatılabilirdi. Ama bizim buradaki ağımız tüm düzeni sorguluyor. İşte baştan beri söylemek istediğim şey de bu zaten. Dizi bölümleri içerisinde kendi kendini sorgulayan bir dizi. Yani yüzeysel olarak töre şudur demiyor ya da kıskançlık budur demiyor. Bunları söylerken toplumun tartışabilmesi adına bir zemin hazırlıyor. Bizim yakışıklı ağamız Boran Genco da bu düzenin karşısında bütün bunları sorguluyor. Aynı şekilde Sıla Gelin de yaptıklarını ve yapmak istediklerini sorguladı. Kimi zaman bu dizinin içerisinde şiirlerle yapıldı, kimi zaman bir çocuğun eline silah verildi, git vur denildi. Ama bu vur denilirken vurdurmanın yanlış olduğu ve çocuklara neden silah verildiği dizinin kendi içinde sorgulandı. Aslında isim vermek istemiyordum ama sanırım daha iyi bunu temellendirmek için başka bir dizinin yaptığını dile getirebiliriz. Hatta bu konuda dile getirilen bir kesit var. Bu dizi Kurtlar Vadisi'dir. Kurtlar Vadisi ve türevleri dizilerin izleyen ya da izlemeyenler en azından yankılarını da duymuşlardır. Bu dizilerde öldürmek doğaldır. Mantığı direkt olarak insanların beynine kazınıyor. Nasıl ve neden olduğunu sorgulama fırsatı bile tanımadan insanlara sadece ölümü, şiddeti ve şiddetin şekillerini anlatıyor. Türkiye gerçeklerinden anlatımlar olduğunun arkasına sığınılarak insanların yaşamlarına sokulan bu dizilerde belki gerçekte Türkiye gerçekleri olabilir ama öldürme doğaldır mesajıyla anlatılıyorsa bir dizi o zaman nerede hata yapıldığına dönüp bakmak gerekir diye ifade edebiliriz. Sıla dizisi hakkında yorumlarda bulunduk. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla karşınızda olmaya çalışacağız.